içerisinde uykunun belli dönemlerinde gündüzkinden daha aktif. Çünkü aktif bir temizlik işlemi, aktif bir dosyalama işlemi, aktif bir hafıza arşivleme işlemleri falan yapılıyor uyku sırasında. O yüzden uyku mühim. İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişir mi? Evet, çok değişir. Uyku süresi 3 temel faktöre bağlıdır. Birincisi, gün içerisinde ne kadar hareket ettiğiniz, bedensel hareket. Bedensel hareket arttıkça uykunuzun kalitesi artar ve dinlendiriciliği yükselir. İki, ne kadar kalori aldığınız. Çok yüksek kalori, özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerin uykularının kalitesi düşer. Düşük kalorili, yüksek yağlı vesaire beslenme durumunda yine uyku kısalır ve kalitesi yükselir. Üçüncü de stres düzeyi. Çok fazla stresiniz varsa bu uykunuza da yansır. Uykudaki özellikle REM dönemlerinin miktarını azaltarak uyku kalitenizi maalesef düşürür. Dolayısıyla stresi yöneterek, hareket ederek, dengeli beslenerek, fabrika ayarlarına uygun bir beslenme tarzı, diyet değil, beslenme tarzını yaşama yerleştirerek uyku düzeni sağlanır. Sorunun başında geçen 2'de yatıyorum, 7'de kalkıyorum, güzel ama işte 12'de yatıp 5'te kalkınca olmuyor gibi. Vücut aynı zamanda yaşamsal alışkanlıklara da adapte olabilen bir özelliğe sahip. Öncelikle şunun altını çizeyim. Eğer o kişide özel bir hormonal değişiklik, bir uyku problemi, bir uyku bozukluğu, bir başka beyinsel bir farklı işleyiş durumu yok ise alışkanlıklardan kaynaklanan bir durum olabilir bu. Normal şartlarda 11 ile saat 2 arasında kabaca melatonin hormonu maksimum düzeyde salgılanır ve o aralıkta uyumamız çok akıllıcadır. Çünkü ben de çoğu zaman yapamıyorum ama o aralıkta uyursak eğer melatonin salgısı kesilmeden artarak devam eder ve beynimizin onarılması, uykumuzun o kaliteli dönemlerinin başlatılabilmesi için melatonin hormonu lazım. Geç yattığımızda saat 2'ye kadar özellikle yapay ışık altında kaldığımızda melatonin salgısı çok azalıyor. Hatta hiç olmuyor bir de. Bir şey düştü. Olabilir. Bu da normalde fizyolojik olarak uyku kalitesini düşürüyor. Ama hayatınız boyunca bir ritme adapte olduysanız beyniniz ona da belli düzeylerde adapte olabiliyor. Yani bizim sistem böyle saatli bir sıfır bilgisayar gibi çalışan bir şey değil. Netice itibariyle uyku iyi bir şeydir. Erken yatılması da güzeldir. Eğer bizi çok dinlendirmiyorsa, bize iyi gelmiyorsa diğer ritmi zorlamanın da bir alemi yoktur. Dolayısıyla nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. Ama gece 2'ye kadar da biraz geç gözüküyor. Onun başka bir sebebi olabilir. Bir soru daha vardı. Uyku süresi ve saat her birine göre değişir mi? Hani bu konuda en iyi doktor kendimiz biliriz. Evet. Normal, yani patoloji yoksa bir normal durumdaki uyku döngümüzü en iyi kendimiz biliriz. Dediğim gibi yemeğimizi, hareketimizi, stresimizi gözeterek uyku süremizin neden uzun ya da kısa olduğunu görebiliriz. Uyku süresiyle oynamamanızı tavsiye ederim. Uyku süresi bir şeyin sonucudur. Dolayısıyla o sonuçları düzeltirsek uyku zaten kendinden iyileşir. Mesela biz burada nörofeedback uygulamalarında ilk gördüğümüz etkilerden bir tanesi uyku süresinin değişmesidir. Özellikle dengeleyici protokolleri, başlangıç protokollerini uygularken bunlar işte iki beyin yarım küresinin dengeli bir fazla çalışmasını amaçlayan protokoller. 5. 6. seanstan sonra hemen hemen herkesin önce bir uykusu kısalıyor. Bu insanları bazen telaşlandırıyor. Ben çok erken uyanıyorum falan ama işte dinç kalkıyorum falan diye. Telaşlanacak bir şey yok çünkü o dengeleme operasyonu uykunun kalitesini arttırdığı için bütün uyku boyunca almamız gereken faydayı daha kısa bir sürede alabilmemizi sağlıyor. Yani uyku süresini kısaltan şey uykunun kalitesini arttırıyor demektir. Bu arada şeyle karıştırmayalım. Mesela alkol aldığınız zaman da kısa uyursunuz. Alkol tükettiğinizde yatarsınız. Sabaha karşı daha belki güneş doğmadan pat diye uyandığınızı görürsünüz ama bu aynı şey değil. Alkolde olan durumda şöyle bir şey. Vücudunuza giren alkol beyni uyuşturuyor tabii ki. İşte o uyuşturucu haberci maddelerin miktarını arttırdığı için. Bu çabuk uykuya geçmeye sebep oluyor. Fakat karaciğeriniz tarafından gece uyurken alkol kandan parçalandığı ve alındığı için beyniniz alkol girdisi ortadan kalkınca buna telaşlanarak cevap veriyor. Yani ani bir uyanma reaksiyonu oluşturuyor. Genellikle çok alkol alındığında gece ya da sabaha karşı uyanmalarda kan basıncı çok yüksektir. Kalp çok hızlı atar. Genellikle böyle sempatik aktivite dediğimiz böyle bir daha bir heyecanlı, daha bir gergin uyanır insanlar. Bu aynı zamanda işte baş ağrısı falan filan da yapan bir süreçtir zaten biliyoruz. Yani bununla onu karıştırmayalım. Doğal uyku ne kadarsa süresi tamamen hayattaki alışkanlıklarımızla ilgili. Onlara bir bakmayı iş